Uzun zaman önce çok uzak bir ülkede bir labirentte dört küçük karakter yaşarmış. İki küçük fare. Koşarca ve koklarca. Ve iki tane fare boyutunda küçük insan. Mırın ve Kırın varmış. Bu iki fare ve iki küçük insan birbirlerinden ne kadar farklı olsalar da ortak bir noktaları varmış. Her sabah koşu ayakkabılarını giyip, labirent içinde en sevdikleri peynirlerini bulmaya giderlermiş. Peynir onlar için önemliymiş. Çünkü onları besleyen ve mutlu eden şeymiş. Koklarca ve koşarca için peynir sadece peynirmiş. Ama mırın ve kırın için sadece bir yiyecek olmaktan daha fazlasıymış. En sevdikleri peyniri bulmak, aslında ihtiyaçları olanı bulmanın bir yoluymuş. Onlara göre peynir, güvende olmakmış ya da sağlıklı olmanın simgesiymiş. Ya da maddesel bir takım şeyler, ya da kendilerini mutlu edeceğine inandıkları bir şeymiş. Kırın için peynir, güzel bir çiftlik evinde sevimli bir aileyle yaşamakmış. Mırın içinse peynir büyük bir peynir demekmiş. Tepenin üzerinde bir malikaneye sahip olmak. Koklarca ve koşarcanın sezgileri çok iyiymiş. Koklarca peynire giden yolu koklayarak bulurken, koşarca önden o yöne doğru hızla koşmaya başlarmış. Ama mırın ve kırının yollarını bulmayı zorlaştıran inanç ve duyguları ve karmaşık beyinleri varmış. İçgüdülerine güven yerine, labirentte yollarını bulmak için rehber kitaplara ve haritalara başvurmuşlar. Dört karakter de kendi yollarıyla aradıklarını bulmuş. Öyle ya da böyle, hepsi peynir istasyonu C'de buluşmuş ve kendi özel peynirlerini keşfetmişler. Koklarca ve koşarca her sabah erkenden kalkıp, aynı yoldan peynir istasyonu C'ye koşmaya başlamışlar. Diğer yandan, mırın ve kırın her gün geç saatlerde kalkıp, aheste aheste peynir istasyonu C'nin yolunu tutmuşlar. Nasılsa peynirlerin yerini ve nasıl gidildiğini biliyorlarmış. Ve peynirin her zaman orada olacağını varsayıyorlarmış. Bu harika, çok mutluyum. Burada bize sonsuza dek yetecek kadar peynir var. Mırın ve kırın koşu ayakkabılarını atmışlar. Bundan sonra onlara ihtiyaçları olduğunu sanmıyorlarmış. Artık bu yerde kendilerini çok güvende hissediyorlarmış. Hatta kırın duvara şunu yazmış. Peynirin varsa mutlusundur. Mırın ve kırın peynir istasyonu C'de o kadar çok rahatlamışlar ki, etraflarında olan bitenin farkında bile değillermiş. Bu sırada koklarca ve koşarca her sabah bölgeyi analiz ediyorlarmış ve olan değişiklikleri ölçümlüyorlarmış. Koklarca ve koşarca koşu ayakkabılarını boyunlarına asıyorlarmış. Böylelikle ihtiyaçları olduğunda ellerinin altında kolayca ulaşılabilir yerdeydi. Bir sabah koklarca ve koşarca peynir istasyonu C'ye vardıklarında orada hiçbir peynir olmadığını görmüşler. Pek şaşırmamışlar. Her geldiklerinde peynirlerin eskidiğini ve azalıp küçüldüğünü biliyorlarmış. Fareler fazlaca analiz edip işleri komplike hale getirmemişler. Durum değişmişti. Dolayısıyla koklarca ve koşarca da değişti. Biraz sonra ortalığı koklayıp yeni peynir aramaya başlamışlar. İlerleyen saatlerde mırın ve kırın istasyona gelmiş ve gördükleri karşısında şaşkına dönmüşler. Ne? Peynir yok mu? Benim peynirimi kim kaptı? Bu adil değil. Ya peynirler yarın da olmazsa ne olacak? Tüm planlarım peynirlerin burada olmasına dayalıydı. Mırın ve kırının tepkisi hiç de güzel çekici değildi ve onları başarılı olmaktan alıkoyuyordu ama anlaşılabilirdi. Peyniri bulmak kolay olmamış ve her gün yetecek kadar yemek onları tatmin ediyormuş. Koklarca ve koşarca değişmişken mırın ve kırın hala mırın ve kırın olmaya devam etmiş. Mırın, koklarca ve koşarca nerede? Sence bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyor olabilirler mi? Onlar sadece basit fareler. Biz küçük insanlarız. Biz daha karmaşık ve akıllıyız. Şu an akıllı olduğumuz söylenemez. Koklarca ve koşarca muhtemelen şimdiden yeni peynir peşine düşmüştür. Belki de biz daha basit düşünüp yeni peynir arayışına girmeliyiz. Hayır, hayır. Ben bu işin köküne ineceğim. Ben her şeyin eskiden olduğu gibi olmasını istiyorum. Bu sırada koklarca ve koşarca labirentin ilerlerine gitmişler. Yeni peynirler bulmaktan başka bir şey düşünemiyorlarmış. Labirentin hiç gitmedikleri yerlerini keşfettikten sonra, koklarca ve koşarca hayatlarında gördükleri en büyük peynir deposunu bulmuşlar. Sonra kırın, kendini labirentin dışında yeni taze peynirler ararken hayal etmeye başlamış. Daha da ileri giderek neredeyse tatlarını bile hissetmiş. Oh.
Hadi ama Mırın, gidelim. Değişmeliyiz ve daha fazla keyif almalıyız. Asla. Labirentin tehlikeli olabilir. Burayı seviyorum. Burada rahattım. Göreceksin. Bir gün her şey eskiden nasıl söyle olacak. Mırın gibi kırından ne kaybettiklerine odaklanmaya başlamış. Yeni peynir ve daha iyi şeyler bulma hevesi kaçmış. Böylece her gün Mırın ve Kırın peynir istasyonu C'ye gitmiş ve eve eli boş ve stresli dönmüşler. Değişimi reddetmeye çalışmışlar. Ama işler gittikçe zorlaşıyormuş. Artık evleri de eskisi gibi değilmiş. Biliyor musun? Eğer yeterince çalışırsak belki peynirleri hala burada bulabiliriz. Böylelikle Mırın ve Kırın daha uzun saatler çalışıyorlarmış ama yine de peynirlerini bulamamışlar. Mırın başarı olmadan çalışmanın ne kadar zor olduğunu fark etmeye başlamış. Sonra Kırın ellerini yukarı kaldırmış. Şu halimize bak. Niye gülüyorsun? Bizim peynirlerimizi kaldırdılar ve sence bu komik mi? Oh Mırın, sürekli aynı şeyi yapıyor, sonra da neden hiçbir şey düzelmiyor diyoruz. İşte komik olan bu. Benim peynirimi kim kaptı? Benim peynirimi kim kaptı? Artık daha iyi şeyler bulmamızın zamanı geldi. Yeniden labirente girmeyeceksin değil mi? Neden onlar peyniri geri getirene kadar beklemiyoruz? Peynirleri hiçbir zaman geri getirmeyecekler. O dünün peyniriydi. Bizim için artık yeni peynirler bulma vakti. Şimdi, şu koşu ayakkabılarımız nerede? Ya labirentin içinde başka peynir yoksa, ya onu bulamazsak? Bilmiyorum Mırın. Ama biraz yeni peynirin tadını çıkardığımızı hayal etsene. Hayır, hayır. Ben labirente girmek istemiyorum. Ben de istemiyorum ama düşün şimdi. Eğer değişmezsek yok olur gideriz. Yok mu oluruz? Benim peynirimi kim kaptı? Benim peynirimi kim kaptı? Benim peynirimi kim kaptı? Sonra Kırın duvara uzun zamandır düşündüğü bir şeyi yazmış. Eğer korkmasaydın neler yapardın? Artık labirent zamanı. Artık yeni peynir zamanı. Sonra Kırın bilinmeyeni atlamış. Biraz sonra anlamış ki beklenmeyen şeyler olabilir. Aa, bu iz bırakacak. Kırın kendini çukurdan çıkarmış ve başka bir çukura gelmiş. Tekrar labirentte olmak düşündüğüm kadar kötü değilmiş. Peynir istasyonu C'de nasıl oldu da bu kadar bekledim? Çok daha önceden içgüdülerime kulak verip değişmeliydim. Eğer onları izliyor olsaydım... Peyniri sık sık kokla ki eksikliğini anlayabilesin. Neden bu kadar iyi hissediyorum? Peynirim yok. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Korkmayı bırakınca... iyi hissetmeye başlarsın. Artık korkmuyorum. Artık korkmuyorum. Kendini peynir bulup tadını çıkardığını düşündüğü hayal netleştikçe, peynire de o kadar yaklaşmış. Kalbiyle, zihniyle her şey Kırın'a daha mantıklı gelmeye başlamış. Kendimi yeni peynirlerimin tadını çıkarırken düşünmek, bulmadan önce bile beni onlara yaklaştırıyor. Sonunda Kırın geniş peynir istasyonu E'ye ulaşmış. Ama istasyon neredeyse boşmuş. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım. Sanırım çok geç kaldım. Keşke daha önce değişseydim. Şimdi burada çok daha fazla peynir bulurdum. Kırın pek çok lezzetli peynir parçaları bulmuş. Çok değilmiş ama devam etmesini sağlamış. Ona geri gitmeli ve burada yeni peynirler olduğunu söylemeliyim.
Kırın duvarlardaki yazılarını takip ederek peynir istasyonu C'ye geri dönmüş. Ah Mırın, çok kötü görünüyorsun. Al da benim labirentte bulduğum peynirlerden ye. Hayır, yeni peynir istediğimi sanmıyorum. Ben eski peynirlerimi geri istiyorum. Her şey eskisi gibi olsun istiyorum. Labirentte peynir aramak durumdan çıkmamaktan daha güvenli. Kırın arkadaşının olumsuz düşüncelerinin kendine güvenini zedelediğini biliyormuş. Bu tip düşüncelerden uzakta, labirentte peynir ararken ne kadar mutlu olduğunu hatırlamış. Hiç değişmeyecek mi? Sanırım Mırın yeni peynirlerin tadını çıkaracağını düşünüyor. Kırın kendi inançlarını değiştirmiş. Değişimin her zaman iyi ya da gerekli olmadığını biliyormuş. Kırın eskiden peynirin asla kaldırılmaması gerektiğine ve ani değişikliklerin doğru olmadığına inanıyormuş. Şimdi ise tüm değişimlerin aniden olmadığını ve çok daha iyi bir şeye götürebileceğini fark etmiş. Şimdi labirente yeni peyniri aramaya çıkmanın iyi bir şey olduğunu biliyormuş. İnandığın şeyi değiştirdiğinde yaptıkların da değişir. Kırın orada burada peynir parçaları bulmuş. Mırın'ın değişime olan ihtiyacı fark etmesini ummuş. Ve yolunu duvarlara yazdıkları ve koridorlara bıraktığı işaretlerle bulmuş. İyi arkadaşının değişeceğini ummayı sürdürmüş. Kırın artık geçmişi geride bırakıp mevcut duruma uyum sağlamış. Kendini yeni peynirler bulduğunu hayal ederek motive etmiş. Ve sonra bir gün gerçekleşmiş. Yerden göğe kadar. Kırın'ın onca zaman hayal ettiği en geniş, en lezzetli peynirlerden oluşan kocaman bir depo. Vay canına! Yeni peynirler! Bunlar gerçek mi yoksa sadece benim hayalim mi? Hey, gerçekler! Yeni peynirler başından beri onca zaman burada birinin onları bulmasını bekliyormuş. Kırın yeni peynirlerin tadını çıkarırken labirent içindeki yolculuğundan öğrendiklerini hatırlamış. Peynir istasyonunun duvarına şunları yazmış. Değişiklikler olur. Birileri peynirleri kaldırmaya devam eder. Değişimi bekle. Peynirleri kaldırmalarına hazır ol. Değişikliği gözlemle. Peynirleri sık sık kokladıkça eskidiğini fark edersin. Değişime çabucak ayak uydur. Ne kadar çabuk eski peynirlerden vazgeçersen, o kadar çabuk yeni peynirlerin tadını çıkarırsın. Değişimin tadını çıkar, maceradan zevk al ve yeni peynirlerin tadını çıkar. Hızlı değişime hazır ol ve yeniden tadını çıkar. Birileri peynirleri kaldırmaya devam eder. Değiş ve kazan. Peynirlerle birlikte ilerle. Acaba Mırın duvardaki yazıyı hiç okudu mu? Hiç değişip kazanacak mı? Kırın eğer eskisi gibi çok rahatlarsa kolayca yatıp kalacağını biliyordu. Bu yüzden her gün peynir istasyonunun ve peynirlerin durumunu kontrol etmiş. Labirentin içine girip yeni bölgeler keşfetmiş. Kendi rahat bölgesinde izole olmaktansa etrafında olan biteni öğrenmenin daha akıllıca olduğunu biliyormuş. Sonra Kırın, labirentin dışında bir hareketlilik fark etmiş. O olabilir miydi? Kırın daha önce pek çok kere olduğu gibi arkadaşının da sonunda kendisi gibi yeni peynir için harekete geçip tadını çıkar. Son mu yeni bir başlangıç mı?